Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Körlük Bölüm 4. Körler yataklarına yatmış. Uykunun onlara acıyıp içinde yüzdükleri derin üzüntüden kurtarmak üzere bir an önce gelmesini bekliyorlardı. Doktorun karısı, ötekiler bu acınacak durumu görebilmişler gibi. Kocasının olabildiğince temizlenmesine gizli gizli yardım etmişti. Koğuşa şimdi hastaların uykularında acı çektikleri bir hastane havası egemen olmuştu. Doktorun karısı dinginlik içinde yatağına oturmuş, yataklara koyu silüetlere bir körün yüzündeki sabit solgunluğa, bir başkasının düş görürken kıpırdattığı koluna bakıyordu. Kendi kendine bir gün onlar gibi kör olup olmayacağını, şimdiye kadar hangi açıklanamaz nedenlerle kör olmadığını soruyordu. Yorgun ellerini saçlarını düzeltmek için yüzüne götürdü. Ve yakında hepimiz leş gibi kokmaya başlayacağız diye düşündü. Aynı anda çevresinde iç çekmeler, geğirmeler, bastırılmış hafif çığlıklar, sözcükleri andıran, sözcük olması gereken ama hafifçe yükselen çığlıklara, homurdanmalara, sonunda da hırıltılara dönüşürken anlamlarını yitiren sesler duydu. Yatakhanenin dibinde birinin protesto eden, "Domuzlar, domuzdan başka bir şey değilsiniz," diyen sesi işitildi. Oysa bağırdığı yönde domuzlukla suçlanabilecek insanlar değil, yaşlı kör bir kadınla yaşlı bir kör erkek vardı yalnızca. Ve onlar hakkında bilebileceği tek şey de olasılıkla buydu. Boş çalışan mide çabuk uyanır. Körlerin birçoğu gözünü aynı anda açtı. Oysa sabah olmasına daha epeyce zaman vardı. Gözlerini açmalarının nedeni karınlarının acıkmış olması değil. Daha çok yaygın bir deyişle biyolojik saatlerinin ritmini yitirmekten oluşuyordu. Gün doğalı epeyce zaman oldu sandılar ve kendi kendilerine amma da uyumuşum dediler. Ama öyle olmadığını da hemen anladılar. Çünkü bazı arkadaşları horlamayı sürdürüyordu. Dolayısıyla da yanıldıkları ortadaydı. Oysa kitaplardan öğrendiğimiz, daha çok da deneyimlerimizden edindiğimiz bilgilere göre sevk için ya da zorunlu olduğu için erken kalkan biri, çevresindekilerin horul horul uyumasına öyle pek rahat katlanamaz, hatta bizi ilgilendiren durumda daha fazla katlanılabilir. Çünkü uyuyan bir kör ile gözlerinin açık olması hiç işe yaramayan bir kör arasında çok büyük bir fark vardır. Bu anlatının betimlemeye çalıştığı felaketin olağanüstü boyutları yanında görünüşte gereksiz, psikolojik özentili bu ince gözlemlerin tek amacı sözü geçen körlerin neden bu kadar erken uyandıklarını açıklamaktadır. Daha önce söz edildiği gibi kimi midesinden gelen uyarı yüzünden uyandı, kimi de erken kalkan ve insanların toplu olarak bulunduğu kışla, koğuş gibi yerlerde kesinlikle kaçınılmaz olan ve katlanılması gereken gürültüleri çıkaran öteki körlerin sinirli sabırsızlığı yüzünden uykusundan koparıldı. Burada kendini bilen, iyi yetişmiş insanlar yok. Yalnızca kendilerini rahatsız eden salya sümüklerden ve bağırsaklardaki gazlardan çevresindekilerin önünde sabah sabah ulu orta kurtulmakta sakınca görmeyen görgüsüzler de var. Yalnızca bu durum gün boyunca sürdüğünden yatakhanenin havası giderek ağırlaşıyor ve yapacak bir şey de yok. Dışarıya açılan tek yer kapı. Pencerelere gelince her biri o kadar yüksek ki erişmeye olanak yok. Yatağın darlığı yüzünden kocasının yanında ona olduğunca sokularak yatan, bundan ayrıca zevk de alan doktorun karısı saatine baktı. Gece boyunca böyle bir yerde uygun kaçmayacak şeyi yapmaktan, körlerden birinin domuzlar diye bağırdığı kişilerin durumuna düşmekten kaçınmışlardı. Saat 2:13 geçiyordu. Biraz daha dikkatle baktı ve saniye ibrisinin hareket etmediğini fark etti. O lanet saati kurmayı unutmuştu. 3 günden bu yana bu basit görevi bile yerine getirmeyi akıl edemediğime göre asıl lanetli olan benim, dedi kendi kendine. Kendini tutamayıp başına felaketlerin en büyüğü gelmiş gibi sarsılarak kışkırmaya başladı.
Doktor en çok korktuğu şeyin başına geldiğini, karısının da kör olduğunu sandı. Sen de mi kör oldun diye sorma densizliğini göstereceği sırada onun mırıldandığını işitti. Hayır değil, düşündüğün gibi değil. Sonra başını örtünün altına saklayarak duyulmayacak kadar hafif bir sesle mırıldandı. Şapşalın tekiyim ben, saatimi kurmayı unuttum dedi ve avutulmaz bir biçimde ağlamayı sürdürdü. Koyu renk gözlüklü genç kız da karşı sıradaki yatağından doğruldu ve hıçkırıkların geldiği yere doğru ellerini öne uzatmış durumda yaklaştı. Bir yandan ilerliyor, öte yandan çok üzgünsünüz, bir derdiniz mi var diye soruyordu. Sonunda yan yana uzanmış iki bedene dokundu. Utanma duygusu ellerini hemen geri çekmesini gerektiriyordu. Beyni ona bu buyruğu kuşkusuz vermişti ama elleri ona boyun eğmedi. Kaba kumaştan dokunmuş ılık örtünün üzerine daha yumuşak bir dokunuşla gezdirdi. Bir derdiniz mi var diye yeniden sordu genç kız. Bu kez geri çektiği elleri, hoşlandığı bir şeyden vazgeçme duygusuyla kısır bir beyazlık içinde yitip gitti. Doktorun karısı hıçkırmayı sürdürerek yataktan kalkıp genç kıza sarıldı. Bir şey değil, birdenbire kederlendim dedi. Siz cesaretinizi yitirecek olursanız bizler mahvolmuş sayılırız diye yakındı genç kız. Doktorun şimdi biraz daha sakinleşmiş olan karısı, genç kızın yüzüne bakarken gözündeki zar yangısı neredeyse bütünüyle geçmiş. Bunu ona söyleyememek ne kadar acı. Buna ne kadar sevinirdi diye düşündü. Evet, bu onu belki sevindirirdi ama boş bir sevinç olurdu. Onun kör oluşundan değil, yalnızca oradaki herkesin de kör oluşu yüzünden, görecek kimse olmadıktan sonra ışıl ışıl güzel gözlerinin olması, gözleri gerçekten güzeldi, neye yarardı? Doktorun karısı, hepimizin zayıf anları olur ve ağlama yeteneğimizin olması bizim için şanstır. Gözyaşları bizi çoğu kez huzura kavuşturur. Ağlamadığımız bazı durumlarda ölecek gibi oluruz dedi. Bizim için huzur söz konusu değil diye yanıt verdi koyu renk gözlüklü genç kız. Kim bilebilir, belki de bu körlük başka körlüklere benzemeyen bir körlüktür. Günün birinde geldiği gibi gider. O zaman ölenler için çok geç kalmış olunur. Günün birinde hepimiz öleceğiz. Ama bizim öncelikle ölmemiz gerekmiyor mu? Ben birini öldürdüm. Kendinizi suçlamayın. Koşullar yüzünden meydana geldi o ölüm. Bizler burada hem suçlu hem de masumuz. Başımızdaki askerler çok daha kötüsünü yaptı. Buna karşın onlar bile özürlerinin en geçerlisi olan şeye, yani korkuya sığınabilirler. O zavallı adamın benim oramı buramı sıkıştırmasının önemi bu artık. Öyle davranmamış olsaydım şu anda hayatta olacak. Benim bedenim de şimdikinden farklı olmayacaktı. Bunu düşünmeyin artık, dinlenin biraz. Uyumaya çalışın, ona yatağına kadar eşlik etti. Haydi yatın. Çok naziksiniz dedi genç kız sonra sesini alçaltarak. Ne yapacağımı bilemiyorum, adet göreceğim. Oysa yanımda koruyucu bir şey getirmedim. Üzülmeyin, bende var. Koyu renk gözlüklü genç kızın elleri tutulabilecek boşlukta onun ellerini aradı. Doktorun karısı onun ellerini yumuşak bir hareketle ellerinin içine aldı. Dinlenin siz, dinlenin. Genç kız gözlerini kapadı. Bir dakika kadar öyle kaldı. Birden yükselen bir ağız dalaşı duymasaydı belki de uyuyacaktı. Biri tuvalete gitmiş, döndüğünde de yatağında başka birini bulmuştu. Bunda bir kötü niyet yoktu. Öteki adam da aynı amaçla yatağından kalkmış, hatta yolda karşılaşmışlardı ama birbirlerine geri döndüğümüzde sakın yatağınıza şaşırmayın demek tabii ikisinin de hiç aklına gelmemişti. Doktorun karısı dikildiği yerden iki körün birbirleri tartışmasını izliyordu. Ellerini, kollarını sallamadıklarını, hatta bedenleri neredeyse hiç oynatmadıklarını gözledi. İçinde bulundukları durumda yalnızca sesin ve kulağın yararlı olduğunu kavramışlardı artık. Elleri, kolları vardı elbette. İtişip kakışabilirlerdi, kavga edebilirler, hatta birbirlerine yumruk sallayabilirlerdi. Ama yatağını şaşırmış olmak o kadarını gerektirmiyordu. Yaşamımız boyunca yaptığımız tüm hatalar, keşke buna benzer hatalar olsaydı. İki adamın yapacağı şey karşılıklı anlaşmaktı yalnızca. Benim yatağım 2 numaralı yatak. Oysa sizinki 3 numara. Önce bu konuda kesin olarak anlaşalım. Kör olmasaydık bu yanlışlığı yapmazdık. Haklısınız. Başımıza ne geliyorsa körlük yüzünden geliyor. Doktorun karısı kocasına, dünya burada bütünüyle içine kapanık bir bütün dedi. Bütünüyle içine kapanık denemezdi. Örneğin yiyecekler ortada yoktu. Herkesin karnı acıkmıştı. İki koğuştan gelen insanlar girişte yerini almış, hoparlörden çağrı yapılmasını bekliyordu. Sinirli ve sabırsızdılar. Oldukları yerde dört dönüyorlardı. Askerlerin yiyecek kasalarını, söyledikleri gibi dış kapı ile merdiven arasına bırakacaklarını, kendilerinin de o kasaları almak için parmaklıklara kadar gitmek zorunda kalacaklarını biliyorlardı. Ve bunun bir düzen, bir tuzak olmasından kuşkulanıyorlardı.
üzerimize ateş açmayacaklarını nereden biliriz? Daha önceden bunu yaptıklarına göre yeniden yapabilirler, onlara güvenemeyiz. Ben dışarı çıkacağım. Ben dışarı çıkmayacağım. Ben de kursağımıza bir şeyler girmesini istiyorsak, içimizden birinin kasaları almaya gitmesi gerekiyor. Bir kurşunla mı yoksa açlıktan yavaş yavaş ölmek mi dahi bilemiyorum. Ben gideceğim. Ben de. Hep birlikte gitmemize gerek yok. Böyle yapmamız askerlerin hoşuna gitmeyecek. Belki de korkuya kapılacak, kaçmaya çalıştığımızı sanacaklar. Bacağında yara olan adamı belki bu yüzden öldürmüşlerdir. Öyle ya da böyle kesinlikle karar almamız gerekiyor. Tedbirli davranmak işe yaramaz. Dün olup bitenler anımsayın. Ortada hiçbir neden yokken tam 9 kişi öldü. Askerler bizden korkuyor. Oysa ben de onlardan korkuyorum. Onlar da bizim gibi kör olsa çok hoşuma giderdi. Kim onlar? Askerler. Bana kalırsa bizden önce onların kör olması gerekirdi. Nedenini kendine sormadan herkes bu düşüncelerde birleşti. Bu düşünce birliğinin doğru nedenini kimse söylemedi. Kimse çıkıp da o durumda bizi ateş edemezlerdi demedi. Zaman geçiyor, saat ilerliyor, hoparlör suskunluğunu sürdürüyordu. Ölülerinizi gömdünüz mü diye sordu birinci yatakhaneden bir kör. Bir şey söylemiş olmak için. Henüz değil, kokmaya başladılar. Her şeye mikrop bulaştırıyorlar. Ne yapalım yani, kokarlarsa koksunlar. Mikrop bulaştırırlarsa bulaştırsınlar. Bana kalırsa karnım doymadıkça küçük parmağımı bile oynatmam. Ne demişler? Önce yemek yenir, sonra tencere yıkanır. Töreler öyle değil. Söylediğin o özlü söz yanlış. Genellikle ölüler gömüldükten sonra yenilir, içilir. Bana göre bunun tersi geçerli. Birkaç dakika sonra körlerden biri, "Düşünüyorum da," dedi. "Ne düşünüyorsun bakalım?" "Yiyecekleri nasıl paylaşacağımızı düşünüyorum. Daha önce yaptığımız gibi yaparız. Kaç kişi olduğumuzu biliyoruz. Tayınları sayarız. Herkes kendi payını alır. Bu işi yapmanın en basit ve en doğru yolu budur. Bunu yapmak daha önce iyi sonuç vermedi. İçimizden bazıları kemer sıkmak zorunda kaldı. Öte yandan bazıları da çift porsiyona kondu. Paylaşmada iyi yapılmadı o zaman. Disiplin ve saygı olmazsa hiçbir zaman iyi yapılmayacak demektir. İçimizde birazcık da olsa gözleri gören biri olsaydı, seninki de laf mı? O durumda o kişi en iyi payı kendine ayırırdı. Birinin vaktiyle söylediği gibi, körler ülkesinde tek gözlüler baş olur. Bırak şimdi birini. Ama bu biri deminki biri değil. Buradan şaşılar bile paçayı kurtaramaz. Bana kalırsa en doğrusu, gelen yiyeceği iki yatakhane arasında eşit olarak paylaşmaktır. Ondan sonra her yatakhane kendi payına düşenin başının çaresine bakar. Kim dedi bunu? Ben. Ben diyorsun ama kimsin sen? Ben hangi yatakhanedensin sen? İkinci. Ben de öyle düşünmüştüm. Şu açık gözlüğü görüyor musun? Tabii siz sayıca daha az olduğunuzdan böylesi sizin çıkarınız olacak. Miktar olarak bizden çok daha fazla yemiş olacaksınız. Biz de ağzına kadar dolu birinci yatakhane olarak geriye kalanı idare edeceğiz. Ben bunu böylesinin basit olacağını düşündüğüm için söylemiştim. Bir başkası da içimizden birinin gelen yiyecekleri bölüp paylaştırmasını istiyordu. Tabii bu kişinin en iyi yiyecekleri kendine ayırabileceğini, dürüst olmayabileceğini ya da paylaşmayı beceremeyeceğini hiç düşünmeden, Allah kahretsin, başkalarının ne dediğini anlatmayı kesin artık. Atasözleri de midemi bulandırıyor. Bana kalırsa yiyeceğin tamamını yemekhaneye taşıyalım. Her koğuş kendi içinden 3 kişi seçsin. Paylaştırmayı bu kişiler yapsın. 6 kişi olurlarsa aldatma ya da hile yapma riski de ortadan kalkar. Peki ötekiler biz yatakhanede şu kadar kişi izlediği zaman doğru olduğunu nereden bileceğiz? Dürüst insanlar seçeceğiz. Bunu demin bir başkası söylüyordu. Hayır, ben söylüyorum. Sayın bayım, her şeyi bir yana, biz burada şu anda yalnızca bir sürü aç karınlı aç insanız. Bu tartışmalar olurken bir yandan da hoparlörlerden gelecek parolayı ya da başka bir de işte açıl susam açıl denmesini bekliyorlardı. Sonunda bekledikleri ses konuşmaya başladı. Dikkat dikkat, içeridekiler gelip yiyeceklerini alsınlar. Şuna da önemli dikkatinizi çekiyorum. İçinizden biri ana kapıya çok yaklaşacak olursa kendisine önce sözlü uyarı yapılacak. Hemen geri çekilmezse ikinci uyarı da kurşun olacak. Körler ağır ağır ilerledi. İçlerinden bazıları daha yürekli olanlar ana kapının bulunduğunu düşündükleri yere doğrudan ilerlediler. Yeni edinmekte oldukları yön bulma yetisi henüz yeteri kadar gelişmemiş olan, dolayısıyla kendine fazla güvenemeyenler de duvar boyunca ilerlemeyi yeğledi. Böylelikle yollarını şaşırmayacak, köşeye geldiklerinde yapacakları şey duvarla birlikte dik açı yaparak ilerleyip kapıya ulaşmak olacaktı. Hoparlördeki ses biraz önceki buyruğu sabırsız ve buyurucu bir tonla yeniledi.
ses tonundan meydana gelen ve durumdan kuşkulanmak için bir neden bulamayan kişilerin bile fark edebileceği bu değişme körleri korkuttu. İçlerinden biri, ben dışarı çıkmayacağım, bizi buradan çıkartıp hepimizi öldürmeyi mi düşünüyorlar dedi. Ben de çıkmıyorum dedi bir başkası. Ben de diye yeniledi üçüncüsü. Hareketsiz, kararsız öylece duruyorlardı. İçlerinden birkaçı dışarı çıkmak istiyordu ama yavaş yavaş hepsinin yüreğini korku sarıyordu. Bir ses daha çınladı. Şu andan başlayarak 3 dakika içinde gelip yiyeceklerinizi almazsanız kasalar geri götürülecek. Bu tehdit içlerindeki korkuyu bastırmaya yetmedi. Onu yalnızca kapana kısılmış, saldırıya geçme zamanını kollayan bir hayvan örneği beyinlerinin en dipteki mağaralarına çekilmeye zorladı. Korku içinde birbirlerinin arkasına saklanarak merdivenlerin sahanlığına ilerlediler. Yiyeceklerin düşündükleri gibi el altında sayılmayacak kadar uzakta olduğunu göremezlerdi. Askerlerin hastalık bulaşır korkusuyla körlerin hepsinin sıkı sıkıya tutunarak ilerlediği ipe yaklaşmamış olduklarını bilemezlerdi. Yiyecek kasaları doktorun karısının ölüleri gömmek için bulduğu çubuğun bulunduğu yerin yakınına bırakılmıştı. İlerleyin, ilerleyin diye buyurdu çavuş. Körler düzgün biçimde ilerleyebilmek için itişip kakışarak sıraya girmeye çalışıyorlardı. Çavuş onlara bağırdı. Kasalar orada değil, ipi bırakın, bırakın dedim. Sağa doğru sıraya girmeye çalışıyorlardı. İlerleyin, ilerleyin diye buyurdu çavuş. Körler düzgün bir biçimde ilerleyebilmek için itişip kakışarak sıraya girmeye çalışıyorlardı. Çavuş onlara bağırdı. Kasalar orada değil, ipi bırakın dedim. Sağa doğru ilerleyin, kendi sağınıza doğru salak herifler. Sağ elinizin ne tarafta olduğunu bilmeniz için gözlerinizin görmesi gerekmiyor. Bu açıklama doğru zamanda yapıldı. Çünkü dar kafalı bazı körler verilen buyruğu doğru anlamamıştı. Onların mantığına göre sağ demek, konuşan kişinin sağ tarafı anlamına geliyordu. Böylelikle de kasaları kim bilir nerede aramaya hazırlanıyorlardı. Tutundukları ipin altından geçmeye çalışıyorlardı. Başka koşullarda olsa bu manzara onu izleyen en ciddi insanın bile kahkahayla gülmesine yol açardı. Gerçekten insanı gülmekten çatlatacak durumdaydılar. Bazıları emekleyerek, bazıları yere yakın, kollarını öne uzatarak domuzlar gibi ilerliyorlardı. Başlarının altında bulundukları çatıdan uzaklaşırlarsa, içine girecekleri beyaz boşluğun onları yutacağından korkmuş olacaklar ki, tutundukları ipe umutsuzca asılıyor, kasalara ulaşıldığını belli edecek ilk çığlıklara kulak kabartarak öylece bekliyorlardı. Askerlere gelince, gözlerinin önünde güdük kalmış duyargalarının kopan bacağını bulabilmek için oynatıp duran topal yengeçlerden farklı olmayan bu salakların üzerine bilinçli olarak ateş açıp onların gözlerini kırpmadan öldürmek geçiyordu hepsinin içinden. Alay komutanının o sabah körlüğün ortaya çıkardığı sorunun ancak sahte insan sevgisini boş verip bir bedene sağlığını kazandırabilmek için kangren olan uzvu kesip atar gibi hepsinin, şu anda kör olanların ve ileride kaçınılmaz olacak kör olacakların ortadan kaldırılarak çözülebileceğini söylediğini biliyorlardı. Komutan bir benzetme yaparak kuduz olan köpeğin gereğini doğa yerine getirir demişti. Böyle süslü bir dilin güzelliğine yeterince duyarlı olmayan bazı askerler kuduz köpeklerin bu körlerle ne ilgisi olduğunu bir türlü anlayamamıştı. Ama bir alay komutanın ağzından çıkan her söz altın değerindeydi. Gerçek altın değil elbette. Düşündüklerinde, dediklerinde ve yaptıklarında haklı olmayan bir insan o kadar yüksek rütbeye erişemezdi. Körlerden birinin ayağı sonunda kasalardan birine takılmıştı. Kasalara yapışmış, burada, burada diye bağırıp duruyordu. Bu adamcağız günün birinde görme yetisi yeniden kavuşacak olsa, bu şaşırtıcı güzel haberi böylesine büyük bir sevinçle duyurmazdı herhalde. Birkaç saniye sonra öteki körler kolları bacakları birbirine karışarak, kasalara rastgele asılarak birbirleriyle bunu ben götürüyorum, hayır ben götüreceğim diye tartışarak itişip kakışmaya başlamışlardı bile. İpe yapışıp oldukları yerde çakılı kalanları bir başka sinirlilik, bir başka korku sarmıştı. Gösterdikleri tembellik ya da ödleklik yüzünden yapılan paylaşmadan dışlanma korkusuydu bu. Ya demek kurşun yememek için yerlerde sürünmeye yanaşmadınız öyle mi? Şimdi de biraz oruç tutun bakalım. Bu gibi durumlarda ne dendiğini anımsayın. Riske girmeyen avucunu yalar. Bu kesin düşünceden çok etkilenen körlerden biri tuttuğu ipi bırakıp kollarını boşlukta sallayarak gürültülerin geldiği yöne doğru yürüdü. Beni yok saymanıza izin vermeyeceğim. Ne var ki tartışmalar birdenbire kesildi. Yerde sürüklenen bir şeylerin çıkardığı sesler, boğuk bağırışmalar duyuluyordu yalnızca. Bu sesler kulağına birbirine karışan hem her yönden hem de hiçbir yönden gelmiyormuş izlenimini bırakan bir ses yumağı haline ulaşıyordu. Durdu, kararsızdı. Tuttuğu ipin sağladığı güvenli duruma geri dönmek istedi ama yön bulma duyusu yeterli değildi. Aydınlık gökyüzünden yıldızları göremezsiniz.
Kasaları taşıyan körleri merdivene doğru yönelten çavuşun buyrukları veren sesi duyuyordu şimdi. Ama o ses kasaları taşıyanlar için bir anlam ifade ediyordu yalnızca. Çünkü insanın kendisinden istenen yere ulaşabilmesi için önce nerede olduğunu bilmesi gerekir. İpe tutunmayı sürdüren kör kalmamıştı. İstedikleri yere gitmek için geldikleri yönün tersine dönmeleri yeterli olmuştu. Ve şimdi ötekilerin de sahanlığa ulaşmaları bekleniyordu. Yönünü şaşıran kör bulunduğu yerden ayrılmaya cesaret edemiyordu. Bunalım içinde haykırdı. Yardım edin bana ne olur. Askerlerin o anda ona namluların ucuna bakmakta olduklarını, yaşamla ölümü birbirinden ayıran o belirsiz çizgiyi aşmasını beklediklerini bilmiyordu. Kör efendi, yarın nasıl olsa başına gelecek olanı bugünden mi durdurmak istiyorsun diye sordu çavuş, hafif sinirli bir sesle. Çünkü komutanıyla aynı düşüncede değildi. Bu felaketin yarın benim de kapımı çalmayacağını kim söyleyebilir? Askerlere gelince buyruk alır öldürür, buyruk alır ölürler, ben buyruk vermeden ateş etmeyin diye bağırdı çavuş. Kör adam bu sözler üzerine ne büyük bir tehlike içinde olduğunu bir anda sezdi. Diz çöküp yalvarmaya başladı. Ne olur yardım edin bana, ne olur ne yöne gitmem gerektiğini söyleyin. Gel böyle zavallı kör, gel böyle dedi askerlerden biri sesinde sahte bir dostlukla. Kör adam ayağa kalkıp 3 adım attı. Sonra olduğu yerde yeniden çakılıp kaldı. Askerlerin sözlerinden kuşku duymuştu. Gel demek, git anlamına gelmiyor. Buraya demek oluyordu. Evet, kesinlikle buraya. Bu tarafa demek oluyordu. Yani çağrıldığın yöne geleceksin. Ve orada seni bir başka körlüğe götürecek kurşunla buluşacaksın anlamına geliyordu. Bu bir anlamda niyeti bozuk bir askerin onu öldürmeyi düşündüğünü gösteriyordu. Çavuş bu girişimin verdiği 2 buyrukla anında önledi. Ona dur geri dön dedikten sonra aslında eline silah verilmemesi gerektiğinden kuşku duymadığı o disiplinsiz eri de sert bir buyrukla hizaya getirdi. Çavuşun iyi niyetle işe karışmasından cesaret alan ve bu arada merdivenlerin üzerindeki sahanlığa ulaşmış bulunan körler öyle bir şamata kopardılar ki çıkardıkları ses yönünü kaybetmiş kör adama manyetik kutup görevini gördü. Kendinden daha emin olarak dost doğru ilerlemeye başladı. Devam et, devam et diyordu çavuş. Bu arada körler bir yarışta uzun ve gayretli koşunun son metrelerini izlermiş gibi alkış tutuyorlardı. Sahanlığa vardığında herkes onu kucakladı. O andaki koşullar bunu gerektiriyordu. Çünkü insan gerçek dostlarını kara günde yaşadığı o talihsizlik anında tanıyordu. Bu kardeşlik havası uzun sürmedi. Kargaşadan yararlanan birçok kör bu arada taşıyabildiği kadar çok miktarda kasayı yüklenip sıvışmıştı. Ve bu yakışıksız davranış yiyeceklerin dağıtımında elbette adaletsizliklerin yaşanmasına yol açacaktı. İyi niyetli insanlar kim ne derse desin böyle insanlar her zaman vardır. Bunun hiç de hoş bir davranış olmadığını utançla ileri sürerek durumu protest ettiler. Birbirimize güvenemeyeceksek bu işin sonu nereye varır diyordu kimi körler. Güzel bir deyişle ve çok haklı olarak kimileri de o serserilere iyi bir kötek atmak gerek diyordu tehdit dolu ses tonuyla. Körler binanın girişinde bir araya geldikten sonra söz konusu davranışın yarattığı nazik duruma çözüm bulmak için yapılabilecek en iyi şeyin geriye kalan kasaları neyse ki kasalar çift sayıdaydı, 2 yatakhane arasında eşit olarak paylaştırmak olduğuna, ayrıca kaybolan ya da daha doğrusu çalınan kasaları soruşturmak için eşit sayıda üyeden oluşan bir komisyon kurmaya karar verdiler. Öncelik, sonralık konusunda bir süre tartıştılar. Bu aralarında artık adet haline gelmişti. Yani önce yemek yiyip sonra atıştırma yapmak mı, yoksa bunun tersini yapmak mı gerektiğini tartıştılar. Baskın düşünce önce midelerini doldurmak, sonra araştırma yapmaktı. Bunca saattir kursaklarına bir şey girmediği düşünülecek olursa bu çok doğaldı. Ayrıca arkadaşlarımızı da gömmemiz gerekiyor diye anımsattı 1. yatakhaneden bir kör. Onları daha öldürmedik ki gömelim diye yanıt verdi. 2. yatakhaneden şakacı bir kör sözcüklerle neşeli biçimde oynayarak hepsi güldü. Ne var ki kurnazlık yapanların koğuşlarda olmadıklarını fark etmekte gecikmediler. Körler yiyeceklerinin gelmesini beklemek için koğuşların kapısına toplanmışlardı. Koridordan aceleyle geçen insanların ayak seslerini işittiklerini, buna karşın içeriye kimsenin girmediğini söylediler. Hele yiyecek kasalarıyla kimse girmemişti. Buna yemin edebilirlerdi. İçlerinden biri, o 3 kağıtçıları ortaya çıkarmanın en iyi, en emin yolunun herkesin kendi yatağının başına gitmesi olduğunu söyledi. Boş kalan yatakların, o düzenbazların yatağı olduğu böylelikle ortaya çıkacaktı. Dolayısıyla da onların tepelerine binip güzel ıslatmak ve bundan böyle ortak mala saygı göstermek gibi çok kutsal bir ilkeye uymalarını sağlamak için çaldıkları yiyecekleri saklandıkları yerde ağızlarını şapırtatarak yiyip bitirdikten sonra geri gelmelerini beklemek gerekecekti.
Çok yararlı ve derin bir adalet duygusunun izlerini taşıyan bu önerinin uygulanabilmesi, saatlerdir dört gözle bekledikleri, şu anda artık soğumuş bulunan ve Tanrı bilir ne zaman yiyecekleri sabah kahvaltısı konusunda karar almak için çok çetrefilli bir durumu da birlikte getiriyordu. "Önce karnımızı doyuralım," dedi körlerden biri ve bu öneri çoğunluk tarafından kabul edildi. Bu yüz kızartıcı hırsızlıktan sonra ne yazık ki geriye kalan birazcık yiyecekle nefislerini köreltebildiler. O sırada dürüst insanlar çaresiz olarak çok daha azıyla yetinirken, hatta o kadarını bile bulamazken, yemek hırsızları eski ve sıvaları dökük binanın gözden ırak bir yerinde sütlü kahve, elbette soğuk, galeta ve üzerine margarin sürülmüş ekmekten oluşan, böylelikle de beklenmedik biçimde zenginleşmiş kahvaltıyı ikişer, üçer porsiyon olarak tıkınıyorlardı. Binanın birinci katındaki bazı körler kuru ekmeklerini hüzünle kemirirken mikrop taşıyanların bulunduğu kesimlerdeki yemeklerini almaya çağırdıklarını duyurdular. Yiyecek hırsızlığının yarattığı olumsuz havadan etkilendiğine kuşku bulunmayan körlerden birinin aklına bir fikir geldi. Binanın girişine kadar gidip onları orada beklesek? Bizi gördüklerinde ödleri patlar ve ellerinden düşürdükleri birkaç yiyecek kasasını almadan kaçarlar dedi. Ama doktor bunun ona iyi bir fikir gelmediğini söyledi. Masum insanları korkutmak doğru olmazdı. Herkes yemeğini yedikten sonra doktorun karısıyla koyu renk gözlüklü genç kız karton kutuları, boşanmış süt ve kahve kaplarını, karton bardakları, kısacası yiyemeyecekleri her şeyi bahçeye taşıdılar. Çöpleri yakmamız böylelikle de o korkunç sinek sürüsünden kurtulmamız gerek dedi daha sonra doktorun karısı. Körlerin her biri kendi yatağına oturup sürüden kaçan koyunların ağla dönmesini bekledi. Boynuzlu bunlar başka bir şey değil dedi kalın sesli biri. Düşüncesini başka türlü ifade etmeyi beceremeyen bir köylüyü anımsattığını düşünmeden. Ne var ki ciğeri beş para etmez bunlar ortalıkta görünmüyordu. Çekiniyorlardı herhalde içlerinden. Buradaki körlerden birinin aklına gelen kötek atma düşüncesini sezen biri vardı kuşkusuz. Zaman ilerliyordu. Körlerin birçoğu yatmıştı, biri uyumuştu bile. Nedir bu yaptığımız Tanrı aşkına beyler? Burada yiyip içip yatmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Sonuçta kötü durumda olduğumuz söylenemez. Bir de yiyecekler yeterli olsa kendimiz otelde sanacağız. Başka türlüsü bizim için cehennem azabı olurdu. Kentte olsaydık gerçek bir cehennem yaşardık. Sokaklarda tökezleyerek yürüdüğümüzü düşünün. Herkes sizden kaçardı. Aileniz yanınıza yaklaşmaktan korkardı. Ana sevgisi, evlat sevgisi hepsi bir anda uçup giderdi. Onların arasında bir kör olsaydım bana tıpkı buradaki gibi davranırlardı. Bir odaya kapatır, en büyük lütuf olarak da kapımın önüne bir kap yemek bırakırlardı. Akıl yürütmeye her zaman gölge düşüren ön yargılara ve duygulara kapılmadan soğukkanlılıkla bakabilseydik, yetkililerin bütün körleri bir arada toplamanın, her birimizin cüzdanlara yaptıkları gibi benzerlerimizin yanında birbirimizle iyi geçinmek üzere koymalarının büyük bir ileri görüşlülük olduğunu anlardık. Koğuşun dip tarafında yatan doktor bize örgütlenmemiz gerektiğini söylediğinde haklıydı. Gerçekten de bir örgütlenme sorunu söz konusu bizim için. Önce beslenme, sonra örgütlenme, ikisi de yaşamda en gerekli şeyler. Belirli sayıda disiplinli ve bizi bütün söylediklerimiz konusunda disiplin altına almayı bilen kişileri seçmek. Bir arada yaşayabilmek için yapılması gereken basit işlerin kurallarını saptamak. Örneğin süpürmek, yerleştirmek, yıkamak, temizlik söz konusu olduğu için bundan yakınmaya hakkımız yok. Onun için bize sabun ve deterjan bile verdiler. Yatakları yapmak. Özellikle de bu çok önemli. Kendimize saygımızı yitirmemek, bizi gözetim altına tutarken görevlerini yapan askerlerle tartışmaya kalkışmamak. Çünkü şimdiye kadar yeterince ölü verdik. İçimizde geceleri bize öyküler anlatabilecek birilerinin olup olmadığını araştırmak. Öykü, masal, anekdot, hangisi olursa. İçimizden biri İncil'i ezbere bilebilse, bunun bizim için ne büyük bir şans olacağını düşünün. Dünyanın yaratılışından bu yana olup bitenleri yeni baştan öğrenirdik. Önemli olan insanların birbirlerini dinlemesidir. Bir radyomuzun olmaması ne büyük şanssızlık. Müzik insanı her zaman eğlendirir. Ayrıca haberleri dinleyebilir. Örneğin yakalandığımız hastalığa bir çare bulunup bulunmadığını öğrenebilirdik. Bütün bunlar bizi ne çok sevindirir. Bu arada olması gereken olduğu sokaktan silah sesleri geldi. Bizi öldürmeye geliyorlar diye bağırdı biri. Sakin olun dedi doktor. Mantıklı olalım. Bizi öldürmek isteselerdi içeri girip ateş ederlerdi. Sokakta değil. Doktor haklıydı. Çavuş askerlere havaya ateş etme buyruğu vermişti. Yoksa parmağı tetikte tam ateş edeceği sırada birden kör olan bir er falan söz konusu değildi. Ayrıca otobüslerden itiş kakış inen yeni körleri bir arada tutup söz dinlemeleri sağlamanın da başka yolu olmadığını göz ardı etmemek gerekirdi. Sağlık Bakanlığı, Savunma Bakanlığı uyarmıştı. Size 4 otobüs dolusu kör göndereceğiz.
Yani kaç kişi? Yaklaşık 200 kişi. Bütün bu insanları nereye yerleştireceğiz? Binanın sağ kanadında körlere ayrılmış 3 yatakhane var. Elimizdeki bilgilere göre bunların toplam kapasitesi 120 kişi. Şu anda içeride öldürmek zorunda kaldığımız yaklaşık 12 kişiyi düşürsek 60-70 kişi var. Çözüm basit. Yatakhanelerin hepsini dolduracağız. Ama bu durumda mikrop taşıyan körlerle doğrudan temasa geçmiş olacaklar. Büyük olasılıkla er ya da geç onlar da kör olacaklar. Ayrıca bu duruma bakılırsa hastalığın hepimize zaten bulaşmış olduğunu düşünüyorum. Körlerin gözünün değmediği tek bir kimse kalmadığına kuşku yok. İyi güzel de körler görmediğine göre hastalığı gözleriyle nasıl bulaştırıyorlar bir türlü anlamıyorum. Generalim, bu hastalık bana göre dünyanın en mantıklı hastalığı. Görmeyen göz, gören göze körlüğü bulaştı. İşte bu kadar basit. Burada bir albay var. Bu işin çözümünün kör olan insanları öldürmekten geçtiğini ileri sürüyor. Kör olmak yerine ölmeleri istatistik bakımından büyük bir değişiklik gerektirmez. İyi de kör olmak ölmek değil ki. Evet ama ölmek kör olmak demek. Tamam, öyleyse bize 200 kadar kör gönderiyorsunuz. Evet. Evet, peki otobüs şoförleri ne yapacağız? Onları da içeri alacaksınız. Aynı gün akşama doğru Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'na telefon etti. Haberi duydunuz mu? Size sözünü ettiğim albay kör oldu. Şimdi ne düşünüyor peki? Düşündü bile. Bir kurşunla beynini dağıttı. Söylenecek bir şey yok. Davranışı çok tutarlı. Ordu herkese örnek olmaya her zaman hazırdır. Giriş kapısı ardına kadar açıldı. Çavuş kışla geleneklerin etkisiyle beşli saflar halinde sıra oluşturmak istedi. Ama körler bunu bir türlü beceremiyorlardı. Yan yana geldiklerinde ya da beşten fazla ya da daha az saflar oluşturuyorlardı. Askeri düzenden haberi olmayan sivil vatandaşlar olarak sonunda düzensiz bir biçimde girişe yığıldılar. Hatta benzeri felaket durumlarında uyulan kurallar akılların ucuna bile gelmediğinden kadınları ve çocukları ön tarafa almadılar. Silah sesleri yalnızca havaya atılan kurşunlardan çıkmamıştı. Otobüs şoförlerinden biri gözlerinin iyi gördüğünü söyleyerek körlerin arasına katılmaya karşı çıkmış, sonuçta ölü olmanın kör olmak demek olduğunu ileri süren Sağlık Bakanlığı 3 saniye sonra haklı çıkmıştı. Unutmadan bunu da belirtmemiz uygun olur. Çavuş zaten bildiğimiz buyrukları onlara da verdi. Dosdoğru ilerleyin, ileride 6 basamaklı bir merdivene ulaşacaksınız. 6 basamak dedim. Oraya vardığınızda ağır ağır yukarı çıkın. İçinizden biri tökezleyecek olursa daha sonra başınıza gelecekleri düşünmek bile istemiyorum. Bu arada ipe tutunarak ilerlemeleri konusunda bir şey söylemedi. Ama bu da çok anlaşılabilir bir davranıştı. Çünkü körler ipi kullanmaya kalksalardı hep birden içeri girmeleri aylar sürerdi. Körlerin hepsi şimdi kapının bu yanında olduğundan içi rahatlayan çavuş dikkat diye uyarıyordu onları. Sağ tarafta 3, sol tarafta da yine 3 koğuş var. Her koğuşta 40'ar yatak bulunuyor. Aileler birbirinden ayrılmasın. Tökezlememeye dikkat edin. İçeri girerken sayım yapın. Her şey yolunda gidecek. Telaş etmeden yerleşin. Hiç telaş etmeyin. Yiyecekleriniz daha sonra gelecek. Bu kadar çok sayıda körü meleyerek mezbaya giren koyun sürüsü gibi düşünmemek gerek. Sıkış tepiş durdukları doğru. Ne var ki onlar geldikleri yerde zaten öyle yaşıyorlardı. Dip dibe. Birbirlerinin soluklarını yüzlerinde, enselerinde duyumsayarak, kokularını alarak. Kimileri ağlıyor, kimi korkuyla ya da öfkeyle bağırıyor. Kimi körler de lanet kusuyor. Bunlardan biri korkunç fakat boş bir tehdit savurdu. Sizi bir gün elime geçirirsem, bu sözleri askerlere söylüyordu sanırım, gözlerinize uçan. Merdivenlere ilk önce ulaşanlar orada durdular ve bu kaçınılmaz önlerine çıkan basamağın yüksekliğini ve derinliğini ayaklarıyla yoklamak zorundaydılar. Birkaçı arkadan gelenlerin itmesiyle öne doğru kapaklandı. Neyse ki birkaçının kaval kemiğinin sıyrılması dışında önemli yaralanmalar söz konusu olmadı. Çavuşun kesin uyarıları hayır duası işlevini görmüştü herhalde. Kalabalığın büyük bir bölümü girişte toplanmıştı. Ama 200 kişinin yerleşmesi o kadar da kolay değildi. Özellikle de kimsenin rehberlik etmediği bir körler ordusu söz konusu olduğunda zaten ürkütücü olan bu duruma bir de binanın çok eski, iç düzenin işlevsizlikten yoksun oluşu ekleniyordu. Mesleğini çok iyi bilen bir çavuşun her iki yanda üçer yatakhane var demesi yeterli değildi. Binanın içinin nasıl olduğunu da bilmek gerekiyordu. Örneğin kapı girişleri o kadar dardı ki huni ağzından farkı yoktu. Ayrıca koridorlar da binayı dolduranlar kadar mantıksızdı. Nerede başladığını, neden orada olduğunu, neden orada başladığını bilemediğimiz gibi, nerede bittiğini, ne amaçla öyle yapıldığını da bilemiyordunuz. Körler ordusunun başını çekenler, içgüdüsel olarak iki sıraya ayrılmıştı ve sıralardan her biri içeri girebileceği bir kapı aralayarak duvarlar boyunca karşılıklı ilerliyordu.
Kat ettikleri yol boyunca önlerinden onları tökezletecek eşya bulunmadığını düşünürsek, bunun güvenli bir yöntem olduğuna kuşku yoktu. Yeni gelenler gerekli beceriyi ve sabrı göstererek er ya da geç yeni yerlerine yerleşeceklerdi. Ama bunun gerçekleşmesi, sol sıranın başında ilerleyenler ile mikrop taşıyanlar arasında patlak veren kavganın sonucuna bağlıydı. Böyle bir kavganın çıkmasını zaten beklemek gerekiyordu. Daha önce alınan karara göre, hatta Sağlık Bakanlığı bu konuda bir yönetmelik hazırlamıştı. Binanın o kanadı körlük mikrobu taşıyanlara ayrılacaktı. İçeriye kapatılanların hepsinin çok büyük bir olasılıkla sonunda kör olacağı öngörülebilirdi. Bu doğruydu. Öte yandan en yalın mantığa dayanarak gözleri gördüğü sürece körleşmeye yazgılı olmadıkları da ileri sürülebilirdi. Bu da doğruydu. Oturduğunuz yerde sakin sakin oturuyorsunuz. Tanık olduğunuz kanıtlar tersini de gösterse en azından kendinizin bu işten sıyrılacağına eminsiniz. Oysa birden size dehşet uyandıran o insanların baykoş sesleri çıkararak sürü haline size doğru gelmekte olduğunu görüyorsunuz. Mikrop taşıyanlar önce bunların kendileri gibi taşıyıcı grubu olduğunu sandı. Ama bu yanılgı kısa sürdü. Gelenler tam anlamıyla kördü. Buraya giremezsiniz, bu bölüm bize ayrıldı. Körler için değil, öteki bölüme gitmeniz gerekiyor diye bağırdı kapıdan nöbet tutanlar. Körlerden birçoğu geri dönüp kendilerine içeri girecek başka bir kapı aramaya başladı. Onlar için sağ ya da sol taraf olmuş hiç fark etmiyordu. Oysa dışarıdan içeri girmekte olanların oluşturduğu kitle, öndekileri kaçınılmaz olarak ilerikiyordu. Mikrop taşıyanlar kapılarını tekme tokat savuruyor, körler de buna ellerinden geldiğince karşılık veriyordu. Rakiplerini görmüyor, buna karşın tekmelerin hangi yönden geldiğini çok iyi anlıyorlardı. Giriş, 200 kişiyi birden alacak büyüklükte olmadığı gibi en azını da alamazdı. Dolayısıyla kalabalık bahçeye açılan ve oldukça geniş olan kapının girişinde çok kısa süre içinde sıkışıp kaldı. İleri ya da geri gitmeye olanak yoktu. İçeride sıkışıp ezilenler, çevrelerine çifte savurarak sıkıştıranlara dirsek atarak kendilerini savunmaya çalışıyorlardı. Çığlıklar işitiliyor, kör çocuklar ağlıyor, kör kadınlar bayılıyor. Bu arada içeri girmeyi başaramayan birçok insan, bu salaklar sürüsünün neden kıpırdamadığını anlayamayan askerlerin bağırmalarından dehşete düştüğünden, öndekileri giderek artan şiddetli itiyordu. Bu kargaşadan bir an sonra karşı karşıya kalacakları ezilme tehlikesinden kurtulmak isteyenlerin kendilerini sakınmaya çalışması yüzünden geriye doğru bir dalgalanma meydana geldiğinde korkunç bir an yaşandı. Kendinizi içeri girenlerin büyük bir bölümünün birdenbire yeniden dışarı çıkmaya başladığını gören askerlerin yerine koyalım. O anda akıllarına olabileceklerin en kötüsü geldi. Körlerin hep birlikte dışarı çıkacağını düşündüler. Daha öncekilerin başına ne geldiğini unutmayalım. Bunu yapmaları gerçek bir kıyıma yol açabilirdi. Neyse ki çavuş bir kez daha duruma egemen oldu. Herkesin dikkatini çekmek için tabancasıyla havaya ateş ederek megafondan bağırdı. Sakin olun! Merdivenlerde olanlar biraz geri çekilsin. Araya mesafe koyun, itişmeyin, birbirinize yardımcı olun. Bunu söylemek kolaydı. İçerideki boğuşma devam ediyordu. Ne var ki körlerin büyükçe bir kitle olarak sağ kapıya yönelmesiyle binanın girişi yavaş yavaş rahatladı. Burada bulunan körler onları şimdiye kadar boş duran 3. yatakhaneye götürmeye, ayrıca 2. yatakhanedeki boş yataklara yerleştirmeye başlamışlardı. Bu savaş bir an için mikrop taşıyanların lehine sonuçlanacak gibi göründü. Bunun nedeni onların daha güçlü olmaları ya da gözlerinin henüz görmesi değil, körlerin karşı taraftaki kapıdan içeri girebilmelerini anlamaları, böylelikle de çavuşun askerlere savaş stratejilerini ve temel taktiklerini anlatırken kullanabileceği deyimle sıcak teması kesmeleriydi. Kapılarını kahramanca savunan taşıyıcıların sevinci yine uzun sürmedi. Binanın sağ tarafında bulunan kapıdan içeride yer kalmadığını, bütün yatakhanelerin dolduğunu bildiren bağırmalar duyulmaya başlandı. Bu arada birçok kör içeridekilerin itmeleriyle kendini yeniden girişte buldu. Ayrıca bu ileri geri hareket kapının ağzından şişe mantarı gibi sıkışmış kitlenin gevşemesine yol açtığında dışarıda kalanların kendilerini içeri atarak askerlerin tehdidinden kurtulup bundan böyle savaşacakları çatının altına girmelerini sağladı. Öte yandan pratik olarak aynı anda meydana gelen bu iki hareket sonucu, biraz önce kapının önünde yarım kalan kavga yeniden alevlendi. Yumruklaşmalar, bağırışmalar yeniden başladı. Bu yetmiyormuş gibi iç avluya açan kapıyı sıkışma sonucu keşfedip zorunlu olarak oraya doluşan körler, içeride ölülerinin bulunduğunu bağırarak söylemeye başladılar. Kendilerini ellerinden geldiğince geri atmaya çalıştılar. Burada ölüler var, burada ölüler var diye yeniliyorlardı. Onlardan sonra kendilerine geleceklermiş gibi binanın girişinde bir anda benzerini ancak büyük felaket anlarında rastlanabilecek öfkeli bir anafor oluştu. İnsan kitlesi daha sonra ani ve umutsuz bir itkinin etkisiyle önüne çıkan her şeyin kendisiyle birlikte sürükleyip
sol kanada doğru atılarak mikrop taşıyanların direncini kırdı. Bunların çoğu taşıyıcı olmanın ötesinden geçip kör olmuşlardı bile. Geriye kalanlar da bu karanlık yazgıdan kurtulabilmek amacıyla deli gibi koşturup duruyordu. Ama kuşuna, ardı ardı hepsi kör oldu. Hepsinin gözleri, koridorları, yatakhaneleri, boşluğun tamamını kabaran bir deniz gibi kaplayan o iğrenç beyazlığın içinde boğuldu. Dışarıda binanın girişinde, avluda ne yapacaklarını bilmeyen körler oradan oraya sürüklenip duruyordu. Kimi aldığı darbeden iki büklüm olmuş, kimi de ayaklar altında ezilmişti. Her zaman olduğu gibi bunların çoğunu yaşlılar, kadınlar, çocuklar oluşturuyordu. Henüz koruma altına alınmamış ya da daha şimdiden korumasız kalmış kişilerdi bunlar. Bütün bu olup bitenlerin sonucunda gömecek daha fazla ölünün ortaya çıkmamış olması bir mucizeydi. Yerlerde sahibini kaybetmiş ayakkabıların yanında dağınık olarak çantalar, bavullar, torbalar duruyordu. Ve bu insanların bundan böyle sonsuza kadar yitirdiği son zenginlikler bunlardı. Çünkü kayıp eşya bürosuna giden bir kişi bu eşyaların birinin kendine ait olduğunu ileri sürüp götürebilirdi. Gözünü siyah bantla örtmüş yaşlı bir adam avludan içeri girdi. O da eşyalarını kaybetmiş ya da hiç eşya getirmemiş. Oradaki ölülere ayağı takılan ilk kör o olmuştu. Ne var ki bağırmadı. Onlarla birlikte kaldı. Onların yanında durarak ortalığın yatışmasını, sessizliğin geri gelmesini bekledi. Tam bir saat bekledi. Kendine barınacak bir yer arama sırası sonunda ona geldi. İleri uzattığı kollarıyla ağır ağır yolunu bulmaya çalıştı. Sağ kanattaki ilk yatakhanenin kapısını keşfetti. İçeriden gelen sesleri duydu. Bunun üzerine içeri seslendi. "Burada bana bir yatak var mı?" Bu kadar çok sayıda körün gelmesi bir avantajı da beraberinde getirmiş görünüyordu. İyi düşünülecek olursa aslında iki avantaj söz konusuydu. Bunlardan ilki deyim yerinde ise psikolojikti. Çünkü yeni kiracıların gelmesi aslında her an bekleniyordu. Ayrıca bina sonunda dolmuştu. Komşularla bundan böyle şimdiye kadar olduğu gibi yeni gelenlerin araya girmesiyle bağların sürekli yeniden kurulmasını gerektiren kesintili ilişkiler değildi. Tersine kalıcı, sürekli ilişkiler kurup bunu koruma olanağı doğmuştu. İkinci avantaja gelince, doğrudan ve yaşamsal olarak pratik ağırlıklıydı. Çünkü sayılarının az olması dolayısıyla yumuşak başlı davranmaya eğilimli, zaman zaman meydana gelen aksaklıklar yüzünden yiyeceksiz kalmaya ya da gecikmelere ses çıkarmayan, yaklaşık 35 kişiye yiyecek sağlarken, aynı hizmeti birdenbire huyu suyu, kökeni ve karakteri birbirinden çok farklı, 240 kişiye birden vermek zorunda kalan sivil ve askeri otoriteler, İşin önemini ve sorumluluğunu çok iyi kavramıştı. 240 kişi dile kolay. Hatta daha fazlası. Çünkü yatacak kerevet bulamamış, en az 20 kişi de yerde yatıyordu. Kim ne derse desin, 10 kişiye yetecek yiyeceği 30 kişiye dağıtmak ile 200 kişiye yetecek yiyeceği 260 kişiye dağıtmanın aynı şey olmadığını da kabul etmek gerekir. Arada çok az fark olduğunu söyleyeceksiniz. Öyle olsa bile, bu durum otoritelerin birdenbire artan bu sorumluluğun bilincine varmalarına, ayrıca hiç de yabana atılmayacak bir varsayım olarak, yeni ayaklanmaların patlak vermesinden korkup tutumları değiştirmelerine ve yeterli miktarda yiyeceğin belirli saatlerde düzenli gönderilmesine karar vermesine yol açmıştım. Tanık olmak zorunda kaldığımız her bakımdan kınanacak o kavgadan sonra, o kadar körü bazı küçük itişip kakışmalar olmaksızın yerlerine yerleştirmek elbette kolay değildi. Bunu anlamak için çok yakın zamana kadar gözleri gören ama artık kör olan o zavallı mikrop taşıyıcıları, birbirinden ayıran çiftleri, kaybolan çocukları, iki ya da üç kez ayaklar altında kalan, itilip kakılanların yakınmaları, çok sevgili eşlerini kaybeden ve hala bulamamış olanları düşünmek yeterli olur sanırım. Bu zavallı insanların çektikleri acıyı unutmak, onları yok saymak için insanın bütünüyle duyarsız olması gerekiyor. Bununla birlikte öğle yemeğinin geldiğini bildirilen duyurunun herkesin yüreğine su serpen bir merhamet etkisi yaptığını da yadsıyamayız. Bu kadar büyük miktarda yiyeceğin bir araya getirilip, bu kadar çok boğazın doyurulması için dağıtım yapılmasının, bu işin uygun düzenlemeden ve gerekli disiplini sağlayacak bir baştan yoksun olarak gerçekleştirilmesinden doğan yeni çekişmelere yol açtığına kuşku olmasa da içeride havanın çok değiştiğini kabul etmeliyiz. Hem de düşünülmeyecek ölçüde. Çünkü eskiden akıl hastanesi olarak kullanılan binanın tümünde şimdi ağızlarına attıkları lokmayı hep birlikte çiğneyen 260 ağzın çıkardığı sesten başka ses duyulmuyordu. Yemek bittikten sonra artıkları kim temizleyecek? İşte size şu an için yanıtsız kalan bir sorun. Herkesin iyiliği için uyulması gereken iyi davranış kurallarının papağan gibi yenilenmesi hoparlörlerden ancak akşama doğru duyulacak.
Yeni gelenler bu kurallara ne kadar uyacak bakalım. Binanın sağ kanadındaki ikinci koğuşu işgal edenlerin ölülerini gömmeye sonunda karar vermiş olmaları yabana atılacak bir gelişme değil. En azından o kokudan kurtulmuş olacağız. Böylelikle yaşayanların kokusuna alışmamız mide bulandırıcı olsa da daha kolay olacak. Birinci koğuşa gelince, belki de en önce işgal edilen koğuş olduğundan, dolayısıyla da körlüğe alışmaya daha uzun zamandan bu yana başlandığından, orada kalanların yemeklerini yiyip bitirdikten 15 dakika sonra, yerde tek bir kağıt parçası, unutulmuş tek bir tabak, içinden yere sulu yemek atığı damlayan tek bir kap görülmüyordu. Bütün yemek artıkları toplanmış, küçük kaplar büyük kapların içine yerleştirilmiş, daha kirli olanlar daha temiz olanların içine konmuş. Bütün bu işler yemek artıklarının toplanmasından olabildiğince etkinlik sağlama ve işlerin kotarılması için gerekli enerjiden olabildiğince tasarruf etme kaygısından doğan akılcı sağlık kuralları uyarınca yerine getirmişti. Bu tür toplumsal davranışları zorunlu olarak belirlenmesi gereken zihniyet hemen ortaya çıkmadığı gibi kendiliğinden de doğmaz. Bizi ilgilendiren durumdaysa söz konusu iyi davranışlar bir kadının, yani yatakhanenin dibinde yatan göz doktoru körün karısının eğitici davranışlarından doğan kesin etki sayesinde, yani onun bıkıp usanmadan yenileyip durduğu, bütünüyle normal insanlar gibi yaşama yeteneğimizi yitirmiş olsak da, yaşamımızı hayvanlar gibi sürdürmemek için elimizden geleni yapmalıyız sözleri sayesinde gerçekleştirilmiş görünüyordu. Bu yalın ve temel nitelikteki sözleri o kadar çok yeniledi ki, koğuşun geriye kalanı bu deyişiyle sonunda özlü söze, özdeyişe, öğretiye, hatta yaşam kuralına dönüştürdü. Gereksinmelerin ve içinde bulundukları koşulların daha iyi anlaşılmasını sağlayan bu zihniyetin, gözü siyah bantlı yaşlı adam başını koğuşun kapısından içeri uzatıp, "Burada benim yatabileceğim bir yatak var mı?" diye sorduğunda, çok candan biçimde olmasa da iyi niyetle karşılanmasına katkıda bulunduğu ileri sürülebilir. İleride doğuracağı sonuçlar bakımından mutlu bir rastlantı olarak boş bir yatak vardı. Tek bir yatak. Böylesi bir kuşatmadan sonra nasıl boş kalabildiğini varın siz düşünün. Otomobil hırsızı o yatakta tarifi olanaksız acılar çekmişti. Belki de bu yüzden o yatağın çevresinde acılardan oluşan bir aile kalmıştı. Bunca insanın yaklaşmasını engellemişti. Dolayısıyla yazgının ağlarının gizemli biçimde örmesi sonucu o yatak iştah kapartıcı bir lokma olarak kalmıştı. Ayrıca bu karşılaştığımız ilk rastlantı değildi. Tam tersine bu yatakhane, gözünden şikayet olduğu için doktorun muayenehanesine giden ilk hastayı ağırladıktan sonra işin bu kadarla kalacağı düşünülürken, o muayenehaneye giden öteki hastaların da hepsini aramıştı. Doktorun karısı her zaman olduğu gibi kendi varlığını başkalarına sezdirmek istemiyormuşçasına kocasının kulağına çok alçak sesle fısıldadı. O da belki senin hastalarından biriydi. Yaşlı bir adam, başı kel, birkaç tel saçı var. Gözünde de siyah bir bant var. Sen bana böyle bir adamdan söz etmiştin, anımsıyorum. Bant hangi gözünde? Sol gözünde. Öyleyse olmalı. Doktor yatakların arasına ilerlerken sesini biraz yükselterek, bize yeni katılan kişiye dokunmak istiyorum. Ben ona doğru giderken o da bana doğru gelebilir mi? Dedi. Yolun yarısında çarpıştılar. Birbirlerini antenleriyle tanımaya çalışan karıncalar gibi parmaklar parmaklara değdi. Ama bu tanışma karıncaların tanışması gibi olmayacaktı. Doktor yaşlı adamın yüzüne dokunmak istediğini söyledi ve gözündeki bandı hemen keşfetti. Hiç kuşku yok. Siz burada bulunması gereken son hastasınız. Yani gözü bantlı hastasınız diye bağırdı. Ne demek istiyorsunuz? Siz kimsiniz diye sordu yaşlı adam. Ben sizin göz doktorunuzum ya da göz doktorunuzum. Anımsayın. Katarak ameliyatınızın tarihini saptamıştı. Nasıl tanıdınız beni? Daha çok sesinizden. Çünkü ses görmeyen insanların görme duyusudur. Evet öyle. Şimdi ben de sizin sesinizi anımsıyorum. Böyle bir rastlantıya kim inanır doktor? Beni artık ameliyat etmeniz gerekmiyor. Bu hastalığa ilaç da gerekiyorsa artık ikimize de gerekiyor. Doktor, içinde yaşadığım dünyayı ameliyat olduktan sonra tanıyamayacağımı söylemiştiniz. Bunu anımsıyorum. Ne kadar haklı olduğunuzu şu anda artık ikimiz de biliyoruz. Ne zaman kör oldunuz? Dün akşam. Ve sizi hemen buraya getirdiler, öyle mi? Dışarıda insanların içine düştüğü korku o kadar büyük ki, kör olduğunu fark ettikleri insanları yakında öldürmeye bile başlayabilirler. Burada daha şimdiden 10 kişiyi öldürdüler, dedi bir erkek sesi. Evet, onları fark ettim, diye doğallıkla yanıt verdi gözü siyah bantlı yaşlı adam. Onlar öteki koğuştandı. Bize gelince biz kendi ölülerimizi hemen gömdük, diye ekledi aynı ses. Verdiği raporu bitirircesine. Koyu renk gözlüklü genç kız yaklaşmıştı. Beni anımsıyor musunuz? Koyu renk gözlük takıyordum. Çok iyi anımsıyorum. Gözümdeki katarakta karşın çok güzel bir kız olduğunuzu anımsıyorum.
Genç kız gülümsedi. Teşekkür ederim dedi ve yerinde döndü. Küçük çocuk da burada dedi. Ben annemi istiyorum dedi çocuğun sesi. Uzak ve yararsız bir ağlamadan yorulmuş gibi. Ve ben kör olanların ilkiyim dedi birinci kör. Burada karımla birlikteyim. Ben de muayenehanedeki sekreterim dedi sekreter kız. Doktorun karısı şimdiye kadar kendini tanıtmayan tek kişi benim dedi ve kendini tanıttı. Yaşlı adam bunun üzerine iyi kabul gördüğü bu insanlara teşekkür edermişçesine bir radyom var dedi. Radyo mu diye bağırdı koyu renk gözlüklü genç kız ellerini çırparak. Müziğimiz olacak. Ne mutluluk. Evet ama küçük bir pilli radyo. Pillerde yaşam boyu doldurulamıyor diye anımsattı yaşlı adam. Burada sonsuza kadar kalacağımızı söylemeyin bana dedi birinci kör. Hayır, sonsuza kadar değil. Sonsuzluk bize göre her zaman çok uzun bir süre olarak kalacak. Radyo haberleri dinlememizi sağlayacak dedi doktor. Ve biraz da müzik diye üsteledi koyu renk gözlüklü genç kız. Herkes aynı tür müzikten hoşlanmaz. Buna karşın dışarıda neler olup bittiğini öğrenmek ister. Dolayısıyla radyoyu ekonomik olarak kullanmak iyi olur. Ben de aynı şeyi düşünüyorum dedi gözü siyah bantlı yaşlı adam. Küçük radyosunu ceketinin dış cebinden çıkartıp açtı. İstasyon aramaya başladı. Ama eli ayar düğmesine henüz alışmadığından istasyonların tam üstünde durmakta zorluk çekiyordu. Başlangıçta yalnızca hışırtılar, bölük pörçük müzikler ve konuşmalar işitildi. Sonunda eli alıştı. Radyodan net bir müzik sesi yükseldi. Bu müzik biraz kalsın ne olur diye yalvardı koyu renk gözlüklü genç kız. Bu arada adam radyoda bir konuşmayı yakalamıştı. Haber programı değil bu dedi doktorun karısı. Sonra aklına öylesine gelmiş gibi yaparak saat kaç acaba diye sordu. Ne var ki bu sorunun yanıtını kimsenin veremeyeceğini biliyordu. İstasyonları arayan ibre küçük kutudan sesler çıkarmayı sürdürüyordu. Sonunda durdu. Bir şarkı çalıyordu. Pek öyle sevilip tanınmayan bir şarkı. Ne var ki körler yavaş yavaş yaklaştılar. Tökezlemiyorlar. Önlerinde gelen şeyin varlığını sezer sezmez duruyorlar. Ve orada gözlerini şarkı söyleyen kadının seslerine doğru iri iri açmış olarak dinliyorlardı. İçlerinden bazıları ağlıyordu. Bir kör nasıl ağlayabiliyorsa öyle ağlıyordu herhalde. Gözyaşları bir çeşmeden akarcasına gözlerinden aşağı süzülüyordu. Şarkı bitti. Sunucu, dikkat! Üçüncü sinyalde saat 4 olacak dedi. Körlerden biri gülerek sordu. Akşamın 4'ü mü, sabahın 4'ü mü? Gülüşü kendi kendine rahatsız etmişti sanki. Doktorun karısı saatini gizlice ayarlayıp kurdu. Saat akşamın 4'üydü. Aslında saatin saat olarak günün hangi anını gösterdiği umurunda değildir. Birden başlar saat 12'ye kadar ilerler. Gerisini insanlar kendi kafalarında uydururlar. Bu zayıf ses de ne diye sordu koyu renk gözlüklü genç kız. Yoksa bana mı öyle geliyor? Benden geliyor. Radyoda saatin 4 olduğunu duydum, saatimi kurdum. İnsanın otomatik olarak yaptığı hareketlerden biri işte diye ekledi doktorun karısı hemen ardından. Sonra bu tür listelere girmenin gereği olmadığını düşündü. Vakti anlamak için o gün gelen körlerin konudaki saatlerden birine bakması yeterli olacaktı. İçlerinden biri düzgün çalışıyordu mutlaka. Gözü siyah bantlı yaşlı adamın kolunda bir saat vardı. Ona baktı ve kendi saatinin doğru çalıştığını fark etti. O sırada doktor anlatın bakalım dışarıda durumlar nasıl diye sordu. Gözü siyah bantlı yaşlı adam yanıt verdi. Memnuniyetle ama önce oturmam gerek ayakta dikilemiyorum artık. Bunun üzerine körler de olanak ölçüsünde bir yerlere oturdular. Bir yatağa 4 kişi ya da daha fazlası ve sustular. Sonra gözü siyah bantlı yaşlı adam bildiklerini, kör olmadan önce kendi gözleriyle gördüklerini, salgının başlangıcı ile kör olması arasında geçen birkaç gün içinde olup bitenler hakkında duyduklarını anlatmaya başladı. Başlangıçta anlatılanlar doğruysa ilk 24 saat içinde yüzlerce körlük vakasına rastlanılmış. Hepsi aynıydı ve hepsi aynı biçimde, aynı çabuklukla ortaya çıkıyor. Hiçbir doku bozukluğuna rastlanılmıyor. Görüş alanına çok parlak bir beyazlık kaplıyor. Öncesine de sonrasına da ağrısız olmuyor. İkinci gün söylediklerine göre yeni vaka sayısında bir ölçüde gerileme olmuştu. Hastalığa yakalananların sayısı yüzlerden onlara düşmüştü. Buysa hükümeti en akla yakın tahminlere göre duruma yakından egemen olunacağını kesin olarak ilan etmeye yetmişti. Bu andan başlayarak ilginç bazı yorumların dışında bu kaçınılmazdı. Çevresindekiler yaşlı adamın anlatısını dikkatle dinlemeyi bırakıp kullandığı sözcükler doğrultusunda ve aldıkları bilgileri değerlendirmek amacıyla bu anlatıyı kendi kafalarına göre yeniden düzenlemeye geçtiler. Bu beklenmedik tutum değişikliğinin nedeni anlatıcının oldukça dikkatli kullandığı egemen olmak fiilinde aramalı. Öyle ki aktarıcı olma niteliği bu yüzden neredeyse güme gidiyordu. Bu nitelik elbette ki önemliydi.
Çünkü o olmasaydı dışarıda neler olup bittiğini hiç öğrenmeyecekti. Evet, o bize bunları aktarmamış olsaydı o olağanüstü olayları hiç mi hiç bilmeyecekti. Oysa herkes bilir ki ne tür olursa olsun bir olayın betimlemesi, can alıcı ve uygun terimlerin kullanılmasıyla önem kazanır. Konumuza dönecek olursak, hükümet başlangıçtaki varsayımını, yani şimdiye kadar eşi görülmemiş, henüz belirlenmemiş, ani etkili, kuluçka dönemi ya da gözle görülür hiçbir dış belirtisi olmayan bir virüsün yol açtığı bu salgın hastalıkla karşı karşıya bulunduğu varsayımını bir kenara bıraktı. Ortaya konan yeni bilimsel görünüşe ve bu görünüşe bağlı olarak hükümetin benimsediği yönetsel yoruma göre, henüz gün ışığına çıkarılmamış koşulların kendiliğinden ve talihsiz bir biçimde bir araya gelmesi sonucu meydana gelmiş, buna karşın gelişmesi bundan böyle ön belirtilerin gerilemesiyle yavaşlayan bir hastalık söz konusuydu. Ve bu hastalığın hükümetin elindeki verilere göre en kısa sürede düşüş kaydedeceği ve ortadan kalkma eğiliminin görüleceği öngörülüyordu. Yayınlanan hükümet bildirisinde de öyle deniliyordu. Bir televizyon yorumcusu hastalıkla ilgili benzetmeyi yerinde bularak salgın ya da adı her neyse bu olayı gökyüzünde bir yükseğe fırlatılan, en yüksek noktasına ulaştıktan sonra askıda kalmış gibi bir anda duran, yer çekimiyle ve Tanrı'nın kayırıcılığıyla hemen sonra kaçınılmaz olarak düşmeye başlayan, böylelikle de bizi içine düştüğümüz üzücü ve korkunç karabasandan kurtaran bir okla kıyasladı. Bu anımsatmayı insan ilişkilerinden kalabalığa, sonra da salgına bağladı. 5-6 sözcük vardı ki, büyük medya bunları sürekli olarak kullanıyor. Sonunda da talihsiz körlerin görme yetilerine yeniden kavuşmaları için her zaman dua ediliyor. Bu arada da resmi ya da özel olsun, örgütlü toplumun onlarla bütünüyle dayanışma içinde olduklarını anımsatıyor. Uzak geçmişte aynı düşünceler ve benzetmeler toplumu oluşturan insanların yürekli iyimseverliği sayesinde benzeri özlü sözlere dönüşmüş. Örneğin eskiler, günler geçer ama hiçbir şey birbirine benzemez demişlerdi. Ya da biraz yazınsal bir deyişle, hiçbir mutluluk sonsuza kadar sürmediği gibi mutsuzluk da geçicidir demişlerdi. Ki bu çok değerli özlü sözler, yaşam ve mutluluk konusunda insanlara madalyonun tersini de gösterecek kadar eskiydi. Ve körler ülkesine söylenmiş olsaydı, herhalde dün görüyorduk, bugün görmüyoruz, yarın yine göreceğiz biçimini alırdı. Tabii cümlenin tınısı, bu güzel sözlerin yararlı sonuçlar vermesine karşın insan aklı son anda sonuçlara birazcık da umut katma tedbirini unutmamış gibi son bölümde hafif bir soru vurgusu taşırdı. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.